Amerikan Merkez Bankası Fed'in Eylül ayı toplantı tutanakları yayımlandı. Buna göre pek çok Fed üyesi bu yıl bir faiz artırımı daha öngörüyor. Ayrıca pek çok Fed üyesi düşük enflasyonun geçici olmasından endişeli. Chicago Fed Başkanı Evans, enflasyonun %2 hedefine ulaşıp ulaşmayacağını değerlendirirken politikayı kademeli olarak artırmaya devam etmek mantıklı dedi. Evans, Aralık'ta faiz artışı tahmini içinse çok erken ifadesini kullandı. Amerika'da JOLS açık iş sayısı Ağustos'ta 6 milyon 82 bin oldu. Beklenti 6 milyon 135 bindi. Nobel ödüllü ekonomist Haller, hisse senedi piyasasında devam eden risk iştahı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Haller, hayatımızın en riskli döneminde yaşıyoruz ancak piyasalara hiçbir şey temkin getirmiyor gibi görünüyor dedi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21 yılın zirvesini gördü. MSCI gelişen piyasalar endeksi de 6 yılın zirvesine çıktı. Ekim ayı raporunda 2018'de petrol talebinin yükseleceğini öngören OPEC, arz kısıntısı anlaşmasının arz fazlasını ortadan kaldırmada başarılı olduğunu açıkladı. Ağustos'ta 1.24 milyar dolar olan cari açık yılın en düşük seviyesini gördü. Beklenti 1.4 milyar dolardı. 12 aylık cari açık 36.9 milyar dolar, ilk 8 aylık cari açıksa 27.2 milyar dolar oldu. Türkiye'de motorlu araç üretimi Eylül'de yıllık %13, Ocak-Eylül döneminde %18 artış gösterdi. HSBC Türk varlıkları ucuz olmasına karşın alım için henüz çok erken olduğunu savundu. UBS'e Türkiye'de azalan KGF desteğinin bankaların 3. çeyrek karlarına baskı yapacağını savundu. UBS, bankaların 3. çeyrek karlarında yıllık %9'luk büyüme beklerken, karların önceki çeyreğe göre ise %10 küçüleceğini öngörüyor. Crédit Agricole, piyasanın Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşmazlığa aşırı tepki verdiğini öne sürdü. Türk lirasına yönelik uzun vadeli duruşu negatif olan kurum, kısa vadede Türkiye'nin gelişen piyasalar arasında en iyi carry trade fırsatlarından birini sunduğunu kaydetti. Rus Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamalara karşılık verileceğini açıkladı. Torba yasayla Ekim-Kasım-Aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak. İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi'nin diyalog ve arabuluculuk önerilerini reddetti. Vize kararının Amerikan hükümetince alındığını söyleyen Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Bess, Amerika ve Türkiye'nin vize kararını çözümü için görüşmekte olduğunu söyledi. Bess, misyonlarımıza saklanan kimse yok, bağımsız Kürt devletini de desteklemiyoruz mesajı verdi. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'la görüştü. Çavuşoğlu-Tillerson arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Artık belki bunu söyleyebiliriz. Düne göre daha rahat, piyasa bu vize krizini unuttu. Hani ama diyeceksiniz ki ya gerçekten unuttu mu? Bu kadar mıydı? Haberler devam ediyor. Haber akışı sürüyor. Ama bugün baktığımızda Borsa İstanbul cuma günkü seviyesinin üzerini gördü. Dolar TL 3.66'nın altını test ediyor. Bugün 3.71 sabah, 3.66 akşam. Müthiş bir geri çekilme var. Ama sadece bizim para birimimiz mi? Yani sadece Türk lirası mı güçleniyor dolara karşı? Hayır. Euro'dan gelişen ülke para birimlerine kadar dolar zayıflıyor. Yeniden zayıf dolar hikayesi bugünlerde karşımıza çıkıyor. Fed tutanakları açıklandı. Tutanaklarda ne vardı? Aralık ayına dair bize hangi efendim tabloyu ortaya koyuyor? Piyasayı etkiledi mi? Amerikan Merkez Bankası Fed'in tutanakları konuşacağız. Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi merak ediyoruz. Gelişen ülke hisse senetleri 6 yılın zirvesinde. Japon borsası, Japonya 21 yılın zirvesinde. Borsalarda yükseliş devam ediyor. Amerika bu hafta yine rekorlardaydı hatırlarsınız. Efendim risk iştahı hala açık gibi görünüyor. İspanya'da bir Katalonya gerilim var ama ne kadar etkili piyasa üzerinde? Belki de çok fazla değil ve içeride ama bizi rahatsız eden yüksek tahvil faizleri var. Onu da bir kenara koyalım. Bugün cari açık verisinde görmüştük. Beklentiden daha iyi bir cari açık tablosu bugünkü veride ortaya çıktı.
devam edecek mi merak ediyoruz. İki değerli konuğumuz var. Birazdan küresel piyasalarda bizlerle olacak. Işık Ökte, BNP Paribas stratejisti. Yanında efendim Özgür Altuğ, BGC Partners'ın baş ekonomisti. Ama sohbete geçmeden şöyle bir piyasalardaki fiyatlamalara göz atalım. Ardından biz oturup sohbetimize geçelim. Endeksler ekranlarda pozitif Amerika'da. Herhangi bir sıkıntı yok gibi FED tutanakları sonrası. Euro dolar paritesine biz hemen bakalım. Euro dolarda yukarı yönlü hareket vardı, zira 1.1850'lerdeydi akşam saatlerinde. Tam da oradayız hala. Dolar TL 3.65'leri zorluyor şu dakikalarda. %1.4'e yakın aşağıda dolar TL. Euro TL de düşüyor 4.33'te. Altında 1289, Borsa İstanbul 103.816, gün içerisinde 104.000 üzerindeydi. Biraz hafif satış yemesine rağmen yine de yukarıda kapattı. Petrol fiyatlarındaki son durumu da ekranlarınıza getireceğiz. Amerikan tipi 51.2, Brent petrol 56.8 dolarda. Efendim Melike Ayan'a dönelim hızlıca. Amerika'da neler konuşuluyor? FED tutanakları geldi Melike. Evans'ın mesajları var. Trump'tan bilmiyorum, vergi konusunda yeni açıklamalar bekleniyordu gündüz saatlerinde. Oradan bir şey var mı? Bir de piyasalar yerinde keyfi gibi, hani bir sıkıntı yok gibi borsalarda. Buyur. Yerinde olmasının sebebi şu, dediğin gibi FED tutanakları geldi karşımıza, açıklandı. 19-20 Eylül FED toplantısının tutanakları özetle bize şunu söylüyor. Kesin diye bir şey yok artık. O masadan kaldırıldı. Çünkü Fed yetkilileri arasındaki ayrılık gittikçe büyüyor. Düşük enflasyon endişesi var diyen var. Bazı yetkililer finansal şartlar ekonomik büyümeye yardımcı oluyor, onu destekliyor derken bir kısmı da finansal şartlar risk oluşturuyor diyor. Bir kısmı teknolojik gelişmeler de etkili olacaktır ve istihdamı daha da artıracaktır enflasyonla birlikte derken, diğeri beklememiz lazım diyor. Temkinli olalım diyor. Faizler ekonomik veriliyle bağlantılı olarak artmalıdır diyor. Gelişen olayların etkisini unutmamamız lazım diyor. Şimdi bunları hep okudukça neyi anlıyoruz? Kesin diye bir şey yok. FED tutanaklarından bu şekilde etkilenen borsada kendi doğrultusunu nereye çevirdi? Yukarı çevirdi. Şimdi FED tutanaklarından önce Wall Street Journal'ın ekonomistlerine göre %78'lik bir ihtimal vardı. 2017'den önce faizlerin bir kere daha artması yolunda. CPM'de %90 diyordun. Artık biz bunları fiyatlamıştık neredeyse. Ancak her şey şartlara bağlıymış. Bunu anlıyoruz. Evans 2017'den önce bir faiz artışı olmalı derken, Esther George ise %2'lik bir enflasyonu beklemek hata olur mesajını veriyor. İşte enflasyon Merkez Bankası'nın %2'lik hedefini bekleyene kadar iyice ekonomi ısınır diyen mesajlar veren Fed başkanları da tabii ki karşımızdaydı. Bununla birlikte borsa hem kendini doğrultmaya çalışıyor hem de yönü belirtmeye çalışıyor. Pennsylvania'da bu vergi reformu ile ilgili kampanyasına devam eden Trump vardı karşımızda. Çünkü cumhuriyetçilerle arasındaki uyuşmazlık, anlaşmazlık gittikçe artıyor. Senatörlerin desteği elinden, üstünden adeta çekildi barış. Çünkü Bob Corker gibi büyük bir senatörüdü, cumhuriyetçi senatörüdü, karşısına almış durumda. Bugün gelen veriler arasında jobs, job openings, istihdam, açılan iş alanları vardı. Yaklaşık 6.082.000'e gelmiş. MBA mortgage başvuruları ise sert bir şekilde düşmeye devam ediyor. -2.1. Bir önceki dönem sadece -0.4'tü. Yarın da üfe tüfe bekleniyor diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Efendim Melike Ayan'a çok teşekkür edelim. Saat başına kapanışta yine karşımızda olacak ama biz stüdyomuza dönelim. Özgür Altuğ bizler. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Işık biraz yorgunum, kusura bakmasın kimse. Estağfurullah. Teşekkür ederiz bu yorgunluğa rağmen geldiğin için. Işık Ökte'ye çok teşekkür ederiz. Işık abi hoş geldin. Sağ olun. İyi akşamlar. İzleyicilerimize hoş geldiler. Adreslerimiz efendim ekranlarda. @bloomberg.et Twitter adresimiz. Altında da bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz var. Hem Işık Ökte'ye hem Özgür Altuğ'a sorularınız varsa, mesajlarınız, yorumlarınız varsa efendim @bloomberg.et'den, Twitter'dan bir kere bizlere ulaşabilirsiniz. Altında da e-mail adresimiz var diyelim. Biz piyasayı konuşmaya başlayacağız. Ama ekonomi camiası için, bu piyasada olanlar için çok üzücü bir haber. Hem çok değerli bir ekonomist, çok değerli bir piyasa dostu
hem çok iyi bir Galatasaraylı, hem bir Akut yöneticisi, yardımsever Şevket Keresteci, değerli abimizi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Özgür abi. Ben kendisiyle hani herhangi bir şekilde bir programda bir arada olma şansımız olmadı. Daha önce de beraber çalışmadık ama hep duyarım. Hı hı. Yani hani ne kadar iyi niyetli, ne kadar sıcak bir insan olduğunu. Ben de bugün sabah haberi aldığımda çok üzüldüm. Benim babamı kaybettiğim şekilde vefat etti kendisi. O yüzden ama ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsın inşallah diyorum. Işık abi, siz beraber de çalıştınız galiba. Evet abi. Bir buçuk sene Şevket abiyle beraberdik finansta. Bu kadar bizim sektörde güler yüzlü, insanlara iyi yaklaşan, çünkü bizim sektör zordur, streslidir. O her zaman güler yüzlü, yardımcı, insansever, çok hümanist bir insandı. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok erken kaybettik Şevket abi. Tüm ailesine sabır diliyorum. Yani bu zaten bizim sektörde 3-5 kişiyiz. Şuraya gelip konuşuyoruz, işte bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama böyle gecelerde zor oluyor. Tekrar tüm camianın başı sağ olsun. Ben de yani piyasa programları da yaptık ama bir deprem Türkiye'de, hani Türkiye sınırları içerisindeki bir deprem sonrasında Şevket abiyle biz burada bir program yapmıştık. İşte Akut temsilen buraya gelmişti, arama kurtarma yardım konusunda. Hakikaten yani insan gibi insan. Yani o kadar tatlı bir kişiliği vardı ki, Işık abinin dediği gibi, o piyasa stresi altında, biz de belki canlı yayın stresi altında zaman zaman suratımız asılıyor, zaman zaman sinirleniyoruz ama Şevket abi de onu hiç göremiyorduk. Bir kez daha başsağlığı diyelim, geçelim biz kendi gündemimize. FED tutanakları, Amerikan Merkez Güzel Bankası. Güzel bir şeyle geçiş yapalım. Lütfen, FED deme. Buyur. Haftada bir tabii bizim yayın olduğu Hı-hı. için ampute milli takımımızı kutlamamız gerekiyor. Hakikaten göğsümüzü kabarttılar. Yani A milli takımla karşılaştırmaya gerek yok. Hani o tarafta da bir üzüntümüz var, ayrı hikaye ama hakikaten helal olsun. Yürekli çocuklarmış. Şampiyonda oldular, helal olsun diyoruz. Bu hafta bizim için en güzel haber oldu. Bizim için bu hafta biraz çok kötü haberlerin olduğu bir haftaydı. Çok yaşa abi. Kötü haberlerin ve zor bir hafta olacağı bir dönemdi. Ama ampute milli takımı hakikaten hem göğsümüzü kabarttı hem de bir miktar içimize huzur verdi. Kesinlikle ihtiyacımız vardı. Ve ben Twitter'da yazdım, bir kez daha tekrarlıyorum. Bu iş para işi değil, bu iş yürek işi. Onlar bunu kanıtladılar ama Futbol Federasyonumuz da ne yapabiliyorsa prim anlamında, finansal destek anlamında birçok şeyi yapmalı. Ha, bundan çekinenler, utananlar, hayır, bunu da afişe etmeli. Çünkü bu bir başarıdır, çok da büyük bir başarıdır. Bunun karşılığında nasıl çocuklarımızı yetiştirirken başarı ve ödül konseptini yapıyoruz, bu da olmak durumunda. Evet, ben şöyle ekleyeceğim. Orada yüreklerini koyan ve çok kuvvetli bir İngiliz takımını finalde 42 bin Vodafone Arena'da seyirci önünde yenen takım 6 ay bu şampiyona için kampta. Aileleri, çolukları, çocukları hiç. Çünkü başarıya odaklanma var ve o başarıya odaklanmanın bir karşısı olması lazım. Çalışma ve iyi geçirilen bir kamp dönemi. Yani ben bu kadar başarıya odaklanmış bir Türk milli takımı uzun zamandır görmemiştim. Hepsiyle gurur duydum. Ve lütfen buradan en yüksek yetkiliye kadar, yani bu gençlerimize öyle ödüller vermeliyiz ki, maddi ödüller, çoluk, yani çok rahat ettirecek hayatları boyu. Çünkü böyle başarılara ülkemiz aç ve böyle başarıların karşılığının ne olduğunu da herkes görmeli. Zaten birçoğu vatan savunmasında. Tabii ki. Gazilerimiz birçoğu. Gazilerimiz, onu da belirtmiş olalım. Özgür Altuğ. FED'e dönelim abi. FED'e dönelim abi. Biz gene işimize dönelim. Evet, işimize ne dönelim. Ne diyorsun? FED tutanakları açıklandı. İki madde öne çıkıyor ama bu yıl bir faiz artırımı daha diyorlar. Enflasyon konusunda da o kadar kendine güvenmeyen bir FED var gibi. Denge, bizim ne dediğimizden ziyade piyasa ne diyor diye bakmak lazım. Şimdi tabii piyasanın göstergesi dolar TL değil ama biz tabii Türkiye'den olaya baktığımız için. Hadi genelleştirelim. Gelişmekte olan para birimlerinde agresif bir tepki var mı? Yok.
Altın fiyatlarında böyle süper agresif bir tepki var mı? Yok. Amerikan tahvillerinde ufak oynamalar var ama hani oradan oraya kopmalar var mı? Yok. Fed'in Aralık ayı piyasa, yani Aralık ayında faizi arttırıp arttırmayacağına dair piyasa tahminleri olasılık %78 iken tutanaklar sonrası 79'a çıkmış. Yani öyle aman aman etkili olmuş bir hareket var mı? Yok. Dolayısıyla piyasa ne demiş? Benim beklediğim veya Fed'in bana bir ay önce söylediğinden, yani 19-20 Eylül'de söylediğinden çok da farklı bir şey söylemediler demiş. Ama ve lakin sen de detaylandırdığın üzere %1.9'da 2 arasına çıkmasını hayal ettikleri enflasyonun geciktiği vurgusu var. Aralık ayında faiz arttırımı evet hedeflendiği, planlandığı gibi olabilir diyen çok guvernör var. Ama bir faktör daha var. Metnin her tarafında şu yazıyor. Diyor ki ekonomik veriye bağlı olarak Aralık ayında faiz arttırımı. Yani otomatik değil. Otomatik değil. Zaten Fed üyeleri de yaptıkları basın açıklamalarında daha çok erken. Bir dakika. O beklentiler dahilinde mi? Evet, dahilinde. Aralık ayında artacak mı? Işık da ben de burada yılın başından beri her çarşamba bağırıyoruz bu Fed o Fed değil diye. Duyanımız olmuştur çok. Takdir edenimiz de olmuştur. Çok Allah razı olsun. Ama evet, bu 1-2 ayda da data bozulmadan devam ederse ki bakınız saatlik kazançlar verisinde gördük tarım dışı istihdam rakamlarında geçen hafta Cuma günü. 0.5 geldi. 0.3'e 0.5 geldi. Yıllık artış %3'e çok yakın bir seviyeye geldi. Dolayısıyla bakıldığında bence bu mevcut datalarla Aralık ayında Fed de faizi arttırır ama data bağımlılığı şerhini de oraya bir defalarca düşmüşler. Efendim Işık Ökte'ye ben döneyim. FED tutanakları konusundaki onu konuşuyoruz. Tutanaklar sonrası zaten dolar endeksi 93'ün altını zorluyor. Gelişen ülke para birimlerinde de değerli yönetmenimizden bir rica edelim. Sevgili arkadaşlarımızdan Türk lirası en başta olmak üzere dolara karşı müthiş bir rally var şu dakikalarda. Dolar zayıf, işte gelişen ülke para birimleri Türk lirası en başta %1.4 gidiyor. Altında rand, Polonya zlotisi, Macar forinti diye bu devam ediyor. Yan tarafta da yandaki ekranımıza da işte dolar endeksinin aşağı gelişi çok net. 93.05 şu dakikalarda FED tutanakları ve FED desem ben biraz daha hafif genişleterek Işık Ökte neden? Evet. Burada iki tane önemli şey var. Dolar endeksinde yine Trump'ın başarısızlığı üzerine oynanmaya başladı. Yine mi? Yine. Yine mi diyeyim? Yine başlandı. Çünkü geçen hafta çıkan veriden, tarım dışı istihdam verisinden, yani manşetten bahsetmiyorum ama onun altındaki işsizliğin 0.2 puan gerilemesi üzerine Özgür'ün söylediği saatlik ücretler. Burada aslında dolara hani yürü ya kulum diyecek bir fiyatlama vardı. Fakat tekrar bir anda Trump'ın işte ya... Kongre üyesi çıktı, işte itiraz etti falan. Evet, çok net itirazlar gelmeye başladı. Hani o geçen hafta konuşmuştuk, Trump'ın yanında 3 tane önemli cumhuriyetçinin bir anda belirmesi filan. O bir haftada sonra tam tersi oldu. Kongreden 2 kişi konuştu. Ya bu adam bunları yapamaz. Böyle bir Amerika'da böyle bir para yok. Başka yerlerden kesintiler olması lazım. Biz bunu istemiyoruz dedi. Ve bir anda dolar endeksini yine bu sefer kongredekiler aşağı aldılar. Şimdi buradan baktığımız zaman 1.18 hani bu FED tutanakları yayınlandığı anda şey neredeydi? Euro dolar 1.18.40 1.18.50 arasıydı. Şu anda 1.18.70. Yani çok önemli bir fiyatlama bu değil. 2 yıllık ABD tahvilleri, 2 yıllık ABD tahvilleri şeyde, hala 1.52'lerde. Ya burada çok önemli bir tutanak fiyatlaması yok. Ama dolar endeksi tekrar satıcılı bir konuma geldi. Bunun nedeni de, yani burada açıklamamız gereken ne tutanak ne, ya guvernörler Şahin konuşmaya devam ediyorlar. Yani guvernörlerden de bir destek gelmedi dolar satışı. Fakat şu anda kimden dolar tarafında mesela bizim elimizi yani bizim elimizi özellikle bu şanssız, çünkü bazı zamanlar vardır şanssız zamanlardır, biz yine o zamana girmiştik vize olaylarıyla, o şanssız zamanı bir anda kıran bu kongre açıklamaları oldu. Yani dolar endeksi aşağı verdiğinde
dolar endeks korelasyonumuz dolar TL'de biraz çalışmaya başladı. Yani dolar TL hani böyle bir anda yani 3.56, 3.65, 3.74 yaptı. Şimdi bu kademeler çıkışında dolar endeksinin düştüğü bir an yerine Allah korusunluk durumun olmaması o bizim çok işimize yaradı. Ben onun için burada hani FED fiyatlamasıyla dolar endeksi fiyatlaması her zaman aynı olmuyor. Şu anda FED bence DXY tarafında pozitif görünümde fakat Amerika'nın politik konjonktürü doları desteklemeyecek hale geldi. Bu arada artık bir hayat gerçeğini söylememiz lazım. Hisse senetlerine ne zaman stratejistler, analistler aman abi çok gitti, ABD filan piyasaları, gelişmekte olan ülke piyasaları buradan gelmez filan dedikçe daha fazla para akımı hisse senetlerine giriyor. Bunun da çok yani basit bir nedeni var. Yani sokaktaki ilkokul çocuğunun anlayacağı bir neden. Dünyada tahvilden para çıkıyor. Yani senin 2 yıllık ABD tahvilin 1.20'lerden 1.52'lere geldi. Küresel faiz ortamı böyleyken, tahvilden para çıkarken bu para şu anda ne varsa hisse senedinde alıyor. Yani bu çok önemli bir şey anlamamız gereken. İçerisini detaylı konuşacağız ama Yılmaz Şentürk bir mesaj göndermiş. Bilmiyorum abi senin hesabında da görünüyor mu? Sayın Işık Gökte de ünlü snooker oyuncusu. Stuart Bingham'la bir akrabalı bir yakınlığı var hafif mı diyor. Hafif bir evet andırma durumu var. Onları hayli benzer buldun diyor. Hakikaten ben de ben sana buradan göstereyim. Abi, onu bir... Şöyle ben belki ekranda da bilmiyorum. Sen abi çok kral bir adammış ya. Kral, güzel gibi. Güzel bir kral bir adama benziyor. Hayır, Yul Brynner bir. Güzel gibi böyle bir şey giymiş. Benziyor. O West'le falan çok güzel. Stuart Bingham 2. Ama bu şey gibi geldi bana ya. Daha çok şöyle bilmiyorum. Ekrana getirebilir mi sevgili arkadaşlarım? Şöyle göstereyim. Biraz daha böyle bir bilardo oyuncusu falan mı acaba? Snooker? Snooker. Uzun bilardo, büyük bilardo diye düşünün. Öyle mi? Hani renkli toplar bir de ağırlıklı 16 tane falan kırmızı evet. Topun olduğu. Gerçekten benziyor mu Işık abi? Biraz sen zayıfladın son dönemde. Bayağı benzetiyor. Yoğurdu piyasalar Işık'ı burada. Evet, şimdi geçelim. Daha Özgür Altuğ'u benzetmeyi bıraktık. Işık Ökte'den devam ediyoruz. Bu Amerika ile vize gerilimine. Yani bu haftanın asıl konusu buydu. Hiç gelmesek olmaz mı? Vallahi abi hiç gelmesek tatsız bir konu gibi ama. Çok. Ya piyasa unuttu. Vize renk atar diyeceğim sen yok artık diyeceksin. Piyasa ne unuttu diyeceksin? Söylemini yani şöyle. Kabul etmiyorum. Ben de biraz kabul abarttım. Etmiyorum kardeşim der. Ben hayır. De abarttım çünkü ya bu kadar renk da renk atar hani bizim hep senin evet, jargonumuza kattığın işte Katar renk atar. Efendim mesela Kuzey Kore renk katar gibi. Referandum hepsi de, renk atar. Bu arada hepsi doğru çıkan kattı, yani aynen. Doğru çıkan değerlendirmelerin. Hani Amerika, Türkiye... Renk atar abi. Işık abi gülüyor mu? Katmadım abi. Yani abi, şöyle... Abi tamam. Tamam da tamam. Her şeyde renk atar. Yani, evet yani hani günlük para trade'den insanlara pek renk atmadı. 9 kademe dolara gitmesi de yani hani aynen. Günlük para trade'den de sıkı. Yatırımcıyı ayırıyoruz her aynen. Zaman. Aynen evet. Peki. Özgür abi devam edelim. Ben şeyi söyleyeyim. Yani bu konudaki fiyatlamanın ne olduğunu söyleyeyim. İlk gün 2800 puanlık bir borsa düşüşü. Işık söyledi 3.74'ün oraları zorlayan. Hatta işte Asya açılışlarında 82, 90, 93 falan o hacimsiz piyasada bir miktar realiteden uzaklaşarak panik fiyatlamasının hakim olduğu bir ortam. Burada ben hani o konuda net bir gözlemimiz var. Ağırlıklı bir yabancı satışıyla mı bunu gördük? Hayır görmedik. Yani lokallerin biraz paniklediği ve satış yaptığı bir dönem oldu. Yabancı yatırımcılardan satış yapayım mı diye çok soran oldu. Yani daha doğrusu görüş alanı oldu. Ama sonrasında da hakikaten senin dediğin gibi son iki gündür de sanki bu kriz hiç yokmuşçasına hatta krizin öncesindeki seviyenin de üstüne çıkıp biraz geri gelen sonradan bir borsa fiyatlamasıyla karşılaştık. Kur da biraz sıksa kendini şimdi. Bak 3.65-25'lerdeyiz. Biraz sıksa 3.61-70'ti zaten cuma kapanışı. Neredeyse hadi euro dolar paritesini dışarıda bırakırsak oraya gelecek. Bu gerçekten dışarıdan bakıldığında şunu söylüyor bize. Senin dediğini söylüyor. Ya bir dakika bu vize krizi renk kattı hiç umurumuzda bile olmadı mı? Ben buna katılmıyorum. Şimdi niye katılmadığımı söyleyeyim. Bir, Işık'ın söylediği nokta çok önemliydi.
maazallah dolar endeksinin öyle çok da aman aman hareket etmediği bir döneme denk geldik. Bir. İki, gelişmekte olan piyasaların kopup gittiği. Hatırlar mısınız? Birkaç ay öncesinden beridir hep konuştuğumuz Türk borsası bu sene en iyi Polonya ile beraber en iyi performe eden piyasa dediğimiz Türk piyasası bu sabah itibariyle tekrardan gelişmekte olan piyasalardan %3 daha düşük performans gösteren, son 2 yıl %45 daha düşük performans göstererek ilk defa üst üste 3. yıl under performansını devam ettiren bir piyasa olarak karşımıza çıkıyor. Yani esasında muhtemelen eğer bu vize krizi olmasaydı belki tekrar, şimdi Işık beni düzeltir ama abartarak söyleyeceğim, 107, 108, 109 yapacakken bu piyasa, şu anda biz kriz öncesi seviyeye geldik diye, ay hemen oralardayız diye seviniyoruz. Buradaki algı ne biliyor musunuz? Yabancı tarafında satış falan görmediniz. Ben bunu Twitter'a yazınca da insanlar biraz şaşırdı. Aa, yabancı satmadan mı böyle oldu diye. Şimdi bakın, realiteyi konuşalım. Hepimizin, bizler de dahil, tek umudu, yabancının da şu anda burada efendi durmasının, yurt dışı da çok iyi olmakla beraber, demin onu anlatmaya çalıştım, efendi durmasının tek nedeni bu işin Aklı Selim'le, çok uzamadan, sükunetle, diyalogla, Başbakanımız Mehmet Şimşek Amerika seyahat öncesi bunun tweetini de attı, Cumhurbaşkanımız değil ama Başbakanımız söyledi, bakanlardan söyleyenler oldu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Evet, hepimizin beklediği şeylerden bir tanesi buydu. Tillerson Çavuşoğlu telefon görüşmesi. 40 dakika sürmüş. Detaylara dair bir şey bilmiyoruz ama inşallah hayırlı şeyler konuşulmuştur. Bunun akabinde tabii ki de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump telefon görüşmesi de eklenirse çok çok güzel olur. Ama bakıldığında bütün fiyatlama şu anda yabancı yatırımcıyı tutan tek şey, ya canım yani ne yapacaklar yani, savaşacak halleri yok herhalde değil mi? Veya ekonomik ambargo Amerika'nın uygulayacak hali yok değil mi? Bu bir şekilde çözülecek. Ha, Türkiye'nin de kalkıp da Amerika'ya kardeşim sen ne yapıyorsun, kapatıyorum, kimsin sen, ha, her şeyi kapatıyorum. Ya bu kadar yıllık bir stratejik ortaklık, dünyanın en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Ya Amerika'yı övmek için söylemiyoruz da bir realiteden bahsetmek lazım. Ben hep hayatımda rakam konuşmayı sevdim. O yüzden rakamlarla anlatayım belki. Çok da uzatmak da istemem ama bu konu önemli bir konu olduğu için söyleyeyim. Amerika'da faaliyet gösteren, Türkiye'de faaliyet gösteren 1700'den fazla Amerikan şirketi var. Muhtemelen 20.000'den fazla Amerika kökenli çalışanı da var bu şirketlerin veya Türkiye'de yaşayan insan sayısı. Diyebilirsiniz ki ya nedir ya, 3,5 milyon şirket var, 1700. Bir sürü yarattıkları istihdam var. Dış ticaretimiz, özellikle ihracatımızın Amerika'ya patladığı bir dönemdeyiz. Çok iyi gidiyoruz. Evet, payı %5 ama ilk 5'in içerisine girdi Amerika Türkiye'nin ihracat pazarı olarak. Diyebilirsiniz ki ya ülkenin bekası söz konusu olduğu zaman hiçbir önemli değil. Kabul. Ama bir başka rakam daha söyleyeyim. Bırakın bu adamların burada yaptıkları doğrudan yabancı sermaye yatırımını. %8'idir bu arada Türkiye'deki yabancı sermayenin toplamının, 10 küsür milyar dolardır. Turist sayısında hiçbir şey yok zaten. 750 bin kişi geliyorlardı. 500'e düştü. Bu sene toplasan 300 bin şey yapar. 300 bin kişi yapar. %1 anca ediyor toplam turist sayısının. Gelir olarak da biz hesap yaptık, %2'si falan olur. Ya kim öle kim kala, bizi öldürmez. Hı hı. Bakın rakamları söylüyorum. Bu söyleyeceğim rakamlar resmi rakamlar. İlk kısmı, sonrası da benim tahminlerim. Borsada şu anda 60 küsür milyar dolarlık yabancı yatırım var. Borsamızın %65'i, 65.8'i yabancının elinde. Bunun ne kadar Amerikan parası biliyor musunuz? Sadece Amerika'dan gelen parayı söylüyorum. 19.8 milyar doları, yani 1/3'ü doğrudan Amerika'dan gelen Amerikalı yatırımcının aldığı. Bunun üstüne ziyadesiyle İngiltere'den işlem yapan Amerikalı şirketlerin rakamını da koyarsanız 25 milyar dolar borsada paraları var. 10 milyar dolar falan bonoda paraları var. Para piyasalarında da bir o kadarları vardır. Toplasanız yani 40 milyar dolar gibi Türkiye'nin yıllık cari açığına denk gelen, hani hep konuşuyoruz ya, ya finanse etmek ne kadar kolay da değil esasında. Bu likiditeye rağmen kolay değil global. Korkunç parası var bu adamların. Dolayısıyla yani dünyanın süper gücünü falan da geçtim. Hepsi hikaye. Adam orada size hisse senediyle ilgili bir düzenleme yapsa veya hani hep diyoruz ya işte Amerika Türkiye'nin fişini çekti. Ya fişi çekmek çok kolay Amerika için. Ama öyle bir şey de yok. Sonuçta ortada her iki tarafın da haklı olduğu, gerçi burada hak hukuk da söz konusu değil. Güçlü olan kimse o kazanıyor.
Yani realiteyi kabul etmek lazım. Dolayısıyla bir orta noktada buluşulan bir şey yapılmıyor. Çünkü bakın bu iş Rusya gibi de değil. Rusya bizde yani ucuz ama milyonlarca turistin geldiği, hasbelkader de daha ziyade sebze meyve sattığımız ülkeydi. Öyle finans dünyasında Rusya'nın bir önderliği falan yok. Adam bir kıstı, turist musluğunu kıstı. Yani çok da değil yani. Çok zor bir dönemden geçtik ayrı hikaye. Yani terör saldırıları, darbe girişimi, olağanüstü hal vesaire vesaire. Orada bile bir sene sonra İzvinite ile biten, yani affedersin de biten bir süreç başlattık. Şimdi Amerika öyle bir ülke değil. Ha biz sonuna kadar çatır çatır Amerika ile pazarlığımızı yapalım, haklı olduğumuz noktaları savunalım. Ama bunu bir düzlemde götürelim. Şu anda da öyle gidiyor gibi gözüküyor. O yüzden piyasa duruyor. Peki. Piyasa mutlu. Işık Ökte, ya bir izleyicimiz hani yabancıyı bence tutan şey... Işık Ökte'dir. Yok, yüksek faizdir diyor bu Türkiye'deki. Hakikaten bizim faizimiz oldukça yüksek. Zaten carry trade ortamı hep konuşuluyor. Işık Ökte ne diyecek bu konuda? Yani seni de şaşırtmıyor mu abi? Özgür abi de anlattı ama ya bakıyorsun Borsa İstanbul... Cuma günkü seviyenin üstünü görüyor bu. Hiç şaşırtmıyor. Ya nasıl şaşırtmıyor? Barış, yani dolar TL 3.75 nereden iniyor 3.65'e şu an? 10 kuruş. Sabah 3.71, akşam 3.65. Ne oluyor? Barış ne oluyor da bir ay evvel de 3.39'u. Yani seviye önemli değil. Beni Amerika vize sorununun ben hani iki tarafında aklı selim olarak aşılacağı bir sorun olarak görüyorum. Başka taraflarda benim sorunlarım var. Yani benim Türkiye bazında sorunum ABD ile olan vize şeyi değil. Yani bu tabii çok önemli bir şey. Çünkü para piyasaları çok enteresan mekanizmalardır. Anlık, değil mi? Trader dediğimiz mantık anlık, günlük hatta dakikalık karar verir. Şimdi ABD krizinin bir zaman aşılacağı zaten bugün... bak iki tane güzel basketbolcuya da Dışişleri Bakanlığımızın görevlileri ki şu bugünkü ilk harekette 3.68.80, 3.66.30 hareketinde çok önemliydi. Basın açıklamalarından bence daha önemli. Çünkü bas herkesin bildiği şeyleri anlattı ABD Büyükelçisi. Ama Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin araya girip o iki tane Rus takımında oynayan Amerikalı basketçiye vize buradaki maç için vermeleri bence Türk tarafından zaten bir yumuşama olduğunu ve bundan sonraki dönemde de yumuşama olacağını yani bana göre göstergesiydi de önemli gördüm. Buna göre açıklamalar yaptım. Ama şunu ben anlamak istiyorum. Bana şimdi soruyorlar, yabancı burada mal satar mı? Yani yabancının mal satması için 3 tane şey gerekli. Çünkü yabancı insanın mentalitesi makro çalışır. 1- Carry trade'in bitmesi. Carry trade biterse burada TL'de bid mid kalmaz. Carry trade'in bitmesi Türkiye ya bizim burada Allah korusun havalimanımızda bombalar patladı. Terörist darbeler oldu. Neler yaşadık biz? Carry trade bitti mi? Hayır, bitmedi. Sürekli para dönüyor oradan. Carry trade endeksi var Bloomberg'in çok güzel. 270'lere çıktı. Şimdi carry trade'in bitmesi 1. 2. Gelişmekte olan ülkelerden, hisselerden çıkarak gelişmiş ülke hisselerine para girmesi. Hayır, böyle de bir şey yok. Çünkü hem gelişmiş ülke hisselerine para giriyor, hem gelişmekte olan ülke hisselerine aynı anda para giriyor. Böyle bir ortam yok. Çünkü varlık sınıfı olarak, Borsa İstanbul'dan bahsediyorum, varlık sınıfı olarak şu anda hisse senedi, 2017 senesinde hisse senedi yatırımı olmayan gözyaşı döktü, ağladı. Böyle dolar getiriler yok. Şortlayanlar yok. Ağladı. Hayır, şortlayanlar zaten onlar başka yerlere gittiler. onlara ben genelde bazı arkadaşlar benim eski üstadım şey derdi. Sabah sigara viskiyle başlarsın derdi. 1999 Nasdaq'ta hatırlar para tire eden arkadaşlar. 16 ay içinde Nasdaq 1600'den 5100'e gidince. Kötü alışkanlık. Evet. Şimdi böyle de bir ortam yok. Üçüncüsü de şöyle bir ortam olabilir. Senin içinde mücadele ettiğin ülkeler var. Hı hı. Bu mücadele bizim kendi varlık sınıfımız içinde mücadele ettiğimiz ülkeleri söylüyorum. Güney Afrika, Rusya, Brezilya. Endonezya.
Endonezya evet. tam değil. Keşke Endonezya olabilsek. Çünkü Asya'ya giren, bak Asya'ya son bir ay içinde yatırım fonlarından giren para miktarını gördüm gelişen ülke borsalarına. Keşke görmeseydim. Allah'ım dedim şu paranın %1'i bir gün Türkiye'ye gelsin. 89 milyar dolar ETF alımları. Asya ETF alımları. Şimdi, Çin dahil ama değil mi? Tabii Çin dahil. Lütfen. Çin. Bravo. Özgür baba. Tabii Özgür baba en güzeli. Çin baba Çin orada. Çin baba. Işık baba bir burada. Evet. Çin baba orada. Tabii endeksin %25'i. Şimdi buradan baktığımızda ya kardeşim yani beraber çekiştiğin ülkelere bak. Güney Afrika. Her gün politik sorun olan ülke. Her gün Merkez Bankası başkanı ya adam, adam kafasına göre bakan atıyor. %1 büyüyebilen bir ülkeden bahsediyorsunuz. %1 Güney Afrika. O kadar. Evet. Rusya, Rusya'nın enflasyon dinamikleri iyi gidiyor. Tüketici tarafı filan iyiye gitmeye başladı ama hala Rusya'nın şöyle bir hikayesi var. Petrol fiyatı 50-56 dolardayken, doğalgaz buralardayken Rus ekonomisi doğru düzgün büyür mü? Senin şu anda ekonomin Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük KGF diye bir şey yaratmışsın. En büyük büyüme hikayesi. Sen Rusya'ya karşı da kazanıyorsun. Brezilya hala daha kamu şeylerini çözemedi. Başkanlık. Şimdi sen bu ülkelere karşı mücadele ederken sen bir şekilde sana istemesen de para giriyor. Sıyrılıyorsun. Sıyrılıyorsun. Şimdi Borsa İstanbul'da bu üç tane şey anlattım. Buradan bir sorun yok. Onun için Borsa İstanbul eğer Türk Hava Yolları hissesi bizim Borsa İstanbul'umuzun %35 gibi gerçekten yani beni her gün şok eden bir Türk Hava Yolları gerçeği var. Bunu burada anlatıyorum. Bu konuda çok sorular geliyor bana işte. Yani ben ama ilk darbeyi yendi oluyor. Bak şimdi kardeşim işte onu anlatıyorum. Senin Borsa İstanbul'unun işlem hacminin %30'undan fazlası bir hissede dönmeye başlarsa orada speki var, gerçek yatırımcısı var, makinası var, küçük yatırımcısı var, kademe kaldırmaya çalışıyor 88 tane algo makinasının yanında. Ona da gülüyorum ben ama neyse. Yani senin endeksin. Ya ben artık endeksi hiç yani böyle soru ben Türk Hava Yolları hissesini izliyorum. Türk Hava Yolları 5 kademe kalktım hemen diyorum Viyop'ta falan. Bankacılık endeksini izliyorsun. Tamam da bankacılık endeksi işte. Bankacılık endeksi şu anda virgül bile değil. Yani bakıyorum Garanti yani bankacılık endeksinin en çok işlem gören hissesi Garanti Türk Hava Yolları'nın 8'de 1'ine falan düşmüş Barış. Hacı mı? Evet. Şimdi böyle bir borsadan konuşuyorsun. Ya yani borsayı şimdi anlatıyorsun ya sen buradan bak 99-400 desteğinden 3 tane destek aşağı kırdı. 3 tane desteği aynı anda neden aşağı kırdı bakıyorum. Sadece Türk Hava Yolları'na satış gelmiş. %11 aşağıda açılış 4000 puan. Ya yani senin borsan bir tane hisse. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bizim aslında bu konuşmaları da çok yakıyor olmamız lazım. Bunlar çok önemli konular. Yani borsa nerede olduğu 104 bin, 99 bin bunlar önemli değil. VIOP traderları için önemli de. Ama ya izleyiciler asıl şeyi atlamamış. Senin geçen hafta dediğin 104, 500, 700'ü kolay kolay geçemez demiştin yayında. Birçok izleyici atlamamış. Hala aynı görüşte mi diye soran da var. Ben şu anda bir görüş veriyorum. Kusura bakma senin biraz bizim alana girdin moderatörlük görevini yaptım ama. Eğer bizim borsamızda o gün Türk Hava Yolları'nın %11 aşağı açılışı olmasaydı bizim borsa bu vize olayından şey. Şu anda bizim borsamız ben de Özgür'le 109.700 filan civarındaydık şu anda. Yani şu anda kapanış 103.800. Vize olayı olmasaydı. 6.000 puana yakın daha fazla yukarıda olacaktık. Çünkü gelişen ülke hisse senetleri 6 yılın zirvesi. Gelişen ülke hisse senetlerine manyak para yağıyor. 89 milyar Asya ETF'lerine. Bir Refet Gülkaynak Hoca'yı dinleyelim. Bakalım efendim gündüz saatlerinde özellikle Merkez Bankası ve para politikası konusunda hocamız neler söylemiş. İzledikten sonra devam edelim. Bu sıkı para politikası Türkiye'de kullanılıyor. Merkez Bankası eliyle ve ağzıyla kullanılıyor. Benim anladığım hiçbir anlamda sıkı değil fakat para politikamız. Yani şu anda yapılan şey Türk lirasının çok delice değer kaybetmesini engelleyecek. Hani tamamen sigortası atmış bir para politikasına gitmemek. Ama bu sıkı değil. Yani sıkı para politikası dediğiniz şey talebi kontrol eden para politikası. Talebi kontrol ettiği için enflasyonu düşüren para politikası.
Türkiye'de talebin kontrol altında olmadığını az evvel siz de belirtiyordunuz. Tüketim bu hızda artıyor olmaz sıkı para politikasıyla. Enflasyon da bu hızda artıyor olmaz. Yani dünyada enflasyon bu kadar düşükken, ne bileyim Amerika'da enflasyon %1,5'ken, Türkiye'de enflasyonun %12'ye gelmiş olması sıkı para politikasıyla aynı cümle içinde söylenemeyecek olan bir şey. Ama burada olan şey, hani Merkez Bankası'nın maalesef şu anda sıkı para politikası dediği şey, faizleri indirmeye karşı koymak. Refet Hoca yani diyor sıkı ancak böyle sıkı, hani azından faiz indirmiyor, böyle sıkı duruyor Merkez Bankası. Biz carry trade diyoruz ya esasında bakıldığında, yani birkaç yayın önce söylemiştim bunu. Rusya, Brezilya çok ciddi sıkı para politikası uygulayarak enflasyonlarını %3,5-4'lere düşürdüler. Hala 10'lu faizler var orada. Yani aradaki reel şeye bakarsanız esasında ve Türkiye ile karşılaştırırsanız, evet, böyle bir bakış açısıyla Türkiye'nin para politikası sıkı değil diyebilirsiniz. Ama bizdeki asıl problem para politikasının çok sıkı olmamasından kaynaklanmıyor. Maliye politikasının son derece demeyelim ama büyümeyi ve tüketimi teşvik edici adımları hayata geçirmiş olmasından kaynaklanıyor. Ki onları da hep konuştuk, zaten tekrarlamaya gerek yok. Özgür, bu vize krizini yaşadıktan sonra dendi ki ya işte Merkez Bankası... Sen de vizeye taktın yalnız ha. Bugün. Her şeyi Amerikan vizeye... vizem mi yok arkadaşım nedir? Herkes 10 yıllık alıyor işte yani. yok şaka yapıyorum, söyle abi tabii, önemli. Bu vize hikayesi sonrası Merkez Bankası politikaları konusunda şöyle yorumlar duyduk, bilmiyorum katılıp. Ya artık Merkez Bankası'nın da öyle faiz indirimi falan, o da ortadan kalktı artık, kolay kolay işte indiremez. Bu yorumlara katılıyor musun? Risk priminin üzerine yeni bir şey eklenmiştir deniyor bu olay sonrası. Onlara katılıyor musun? Yoksa bu iş çözülürse yine o senin hani önümüzdeki sene Mart ayından sonra öngördüğün hikaye gerçekleşir mi? Şimdi sen lafı ağzından aldın cevap olarak. Bu yılın sonuna kadar zaten faiz indirimi bekleyen var mıydı? Yok. Yani olmaması zaten gerekli. Böyle... Haziran Temmuz gibi bir ara birkaç kişi işte ay biri indirsin biraz baksın ortalama falan gibi yani şey olsun. Ali abi söylüyordu burada Ali Ağoğlu. Ya Ali abi tenzih ederim ama hani yani bir deneseler mi acaba falan diye konuşuluyordu. Onun da olmadığını gördük. Yani Merkez Bankası esasında biraz Refet Hoca'nın da dediği gibi yani indirmeme konusunda şeyini gösteriyor. Şimdi hep söylediğim şeyi söyleyeceğim. Bizim için Euro TL çok kritik. Yani Euro TL de esasında ciddi rekordu bir hareket daha oldu. Evet. Yani o aşağı gelmemesi de ister istemez bizim nihai ürünleri. Yani otomobildi, beyaz eşyaydı, elektrikli eşyalardı, kahverengi mal dediğimiz kahverengi malların hepsinin fiyatını yukarıya taşıyan bir şey. Dolayısıyla burada talep kökenli enflasyon, evet tartışırız var mı yok mu ayrı hikaye ama bakıldığında Euro TL'nin çekirdek üzerindeki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor bazı teknik hesaplamaların yanında. Dolayısıyla ben hani senin sorunu dolambaçlı yoldan cevaplıya olacağım ama bu vize krizi çözülürse diye başladın söze. Eğer bu vize krizi çözülürse benim gördüğüm, dış dünyadaki şeyleri ayrı bırakıyorum ama 3.64'ü dolar TL aşağı kırar. Tekrardan biz 3.60'lara geri geliriz. Euro dolarda eğer fazla oynamazsa Euro TL'de de biz aşağı yönde hareketi görürüz. O zaman benim o yılın bir sonraki yılın ilk çeyreğinden sonraki düşüş belki 6 küsürlere gelmez enflasyon ama yine 7 küsürlere düşme şansına sahip olur. O da Merkez Bankası'ndaki o dönemdeki laflarımı da hatırlıyorum. 400 bas puanlık bir enflasyon düşüşüne normalde eski Merkez Bankası 400 düşüşle cevap verirken bizimki 100-150 bilemedin 200'e cevap verir diye konuşuyorduk. Evet yine aynısı olur. 400 civarında bir faiz enflasyon düşüşü olursa bizim merkez 150 gibi temkinli, eski merkezler gibi böyle bol keseden indirimlerle değil, temkinli senaryosunu ben hala korurum. Ama dediğim gibi şartı sen koydun. Dedin ki bu vize sorunu çözülmesi durumunda dedin. Bu vize sorunu çözülmez, bambaşka boyutlara evrilir, acayip tansiyonlu, gergin bir dönem olur. O zaman bizim yıl sonu dolar TL tahminlerini falan unutursunuz. Kaçtı yani yıl sonu? 3.72 abi. O hala değiştirmedi. Değişmez. 3.39'da düşse de değiştirmedi. Değiştirmedi. 3.64'de geldi de değiştirmedi. 15 aydır 3.72'de duran bir kur var. Ha diyeceksiniz ki ya çok sofistike modellerle mi tahmin? Hayır, yaptın, dünya üzerinde yani böyle bir tahmin mekanizması yok. Ama şeyi söyleyeyim. Bizim de kendi... Valla korku tam da 3.72'den kapanacak. Yani öyle tahmin olabilir yani. Piraya Antika HSBC genel eski genel müdürümüzün kulakları çınlasın. Onun böyle zamanında bir şeyi vardı.
2003 senesi mi 4 senesi mi ya yıl sonu 1.40'da olur demişti ama o hani öyle de olur demişti. Yıl sonu 1.40. Yani böyle tam kuru seviyesini hatırlıyorum ama o seviyeden kapatmıştı. Şimdi bizim öyle bir iddiamız yok tabii ki ama bizim de kendimizce yaptığımız hesaplar var. Türk lirasının reel seviyesi, uzun dönemde Türk lirasının nereye gidebileceği hesaplamaları, bunları yaptığımız zaman bizim gördüğümüz Türk lirası nominal olarak bu yılın başı 3.53, yılın sonu 3.72. Mesela seneye tahminimizi sorun, yıl sonu 3.91. Nominal olarak çok değer mantıklı kaybetmeye hep devam edecek ama reel olarak kademe kademe değer kazanacak. Bizim öngörümüz bu. Işık Ök'te... Dolar TL hemen olaya hemen getireyim. Olurdu. Tabii. Şimdi her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Dolar varlıklar neden alınırla dolar TL nereden alınırı karıştırmak lazım. Dolar varlıklar neden alınır? ABD tahvil faizi 2 yıllık 1.52'ye çıkmış. Şu anda dünyada bilanço küçülmesi başlamış. Şu anda ben diyorum yani Malezya'da yaşayan bir vatandaşta, Türkiye'de yaşayan bir vatandaşta her türlü gelişen ülke para birimine sahip bu ringgit oya varlığının minimum %40'ını dolar varlıklarda tutabileceği, bu maksimum zamanları da oluyor. Ama ben maksimumda mesela kendi portföyümde %80'lere kadar çıktım. Çin deval sonrası. Yani minimum %40. Burada doları alınacak yerler var. Mesela ben 3.52'yi o seviyelerden biri olarak görmüştüm. Sonra bir anda aşağı kırdı o carry trade'in Londra tarafından 7 tane yatırım bankasının aynı hafta içinde Türk lirası alımı çıkardığı haftaydı. Çok önemli bir haftaydı çünkü o 3.52 bir kırdı o şeylerle. Güney Afrika randına karşı şuna karşı buna karşı bir anda biz ne gördük? 3.39'ları gördük. O yatırım bankası raporlarının Türk lirası alınının tabii ki ters tarafı yapılması gerektiği çıktı. 3.39, 3.74 hareketi geldi. Şimdi buradan dolar TL'de çok kritik bir seviyeye çok yakınız. Şöyle getireyim istersen 3.64, 3.64, 72 seviyesi. Ne var burada? 8,5 aylık doların, dolar TL paritesinin 8,5 aylık aşağı trendinin 4. kademesinin başlangıç yeri, her zaman söylüyoruz. 3.64, 72'den 3.38, 89'a şuradan. Bu son bir yıl. Evet. Baktığımız yer şurası. Bak son hareketler birinci kademe, İkinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe. Burada lower low dediğimiz teknik analizde yani... Azalan tepe. Azalan tepeler, bravo. Alçalan tepeler. Alçalan tepeler formasyonunda dördüncü yer. Şimdi burada 3.64.72'den başlayan aşağı hareket var. O 3.64.72'ye çok yakınız. 3.65.50. 3.64.72'nin aşağısında... Ben kademeli olarak dolarda alıcı olmak istiyorum. 3.74.82 üzerinde dolarda kademeli olarak satıcı olmak istiyorum. Ben dolar TL'yi böyle oynamak istiyorum. Ben mesela hemen seviyeler vereyim arkadaşlar için soracaklar. 3.64.72'nin altında dolar TL'de seviyeler neresidir? 3.62.25'tir, 3.59.19'dur, 3.57.51'dir. Yukarıdaki seviyeler nelerdir? Oradan bakınca 3.69.50'dir, 3.72.25'tir. Ya bu seviyeleri insanların çok yakından takip etmeleri lazım. Çünkü herkesin kendine göre bir dünya görüşü vardır. O dünya görüşüne göre ben dolarda işte Özgür Bey'dine, Işık Bey'dine alıcı olmak istiyorum. Bu teknik seviyelerden hareket edin dolarlarda. Çünkü FX trading'i hisse senedi ya da tahvil gibi değil. Yani bu bir teknik seviye olayı. Onun için bu geri çekilmelerde önemli bir teknik seviye. Şunu söylemek istiyorum. Deminden beri konuşuyoruz. Bence Borsa İstanbul tamamen bir yapay endeks haline geldi. Yani Türk Hava Yolları'na endeksli bir endeks haline geldi. Bundan biraz hani mutlu olan insanlar da var. Ama ben mutlu olan insanlardan biri değilim. Bu hala 104.700. 104.700 önemli seviye yukarıda. Orayı kırarsak 105.900 var. Aşağıda da benim önemli gördüğüm seviyeler 103.000 ve 101.100.
borsa İstanbul'a. Ya bugünkü şimdi ben bakıyorum Amerika'daki tabii. başlıklara Turner'in FED tutanakları sonrası dolar zayıfladı, Amerikan borsaları rekora gidiyor diyor. Yani bugünden yarın aslında yine pozitif bir tablo bırakacak tabii. galiba Amerika değil tabii. mi? Tabii yani yine Trump'tan ya da ABD dışişlerinden bir açıklama gelmezse yarın tabii ki bu harekette borsa İstanbul'umuz yukarıda açacak. Bugün zaten %0.4 yukarı kapadı, bir yerler %1.3 yukarıdaydı. O 1.3'e doğru yukarı hareket olur düşüncesindeyim ben dolar TL 3.65 buralarda açılırsa. Kısa bir not vereceğim. Özellikle şey tarafında, gelişen ülkeler para birimleri tarafında bu carry trade'in devamı var. Eylül başından beri ciddi negatif ayrışıyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Özgür'ün dediği gibi yıl sonuna kadar yani para politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacak ve faizleri bu seviyelerde tutacaksa en iyi ihtimalle değil mi? Biz tekrar bu carry trade'e katılacağız anlamına gelir. Ama ben yine de yani ben de Özgür tarafındayım. Ben yıl sonu kapanışı 3.74 ve üzeri Peki. civarda bekliyorum. Işık abi söyledi aslında bugün bu grafiği gösteriyoruz. Gelişen ülke para birimlerine karşı Türk lirası çok iyi performans gösteriyor. Işık abi beni uyardı ya Barış Ekim başından itibaren. Eylül başından itibaren düzeltiyorum. Şöyle. Sen onu alırken bir şey söyleyeyim mi? Borsada bu arada 102.500'li bir gapimiz var. Boşluğumuz evet. var. Evet. Bir ara bir yerlerde de o dolup döner diye de şu boşluk evet. Sen devam edin kura devam edin pardon lütfen Işık abi boşluğu bir daha gösterir sana şöyle biraz daha ben de büyüteyim şu 100 şurada 5 Eylül bayram sonrası başlayan aşağı hareketin şuradaki boşluğunu söylüyor değil mi yani şu o taraftakini şurası galiba değil mi Bu vize paniğiyle geldiğimiz 100 binin aşağı kırılması, 99.400 desteğinin çalışması. Ama şuradaki boşluğu gösteriyor Özgür. Pardon buyurun. Bu tarafta dolar, TL baktığımız işte gelişen ülke para birimleri. Bugün Türk lirası çok iyi performans gösteriyor ilk sırada ama 0.8.31. 31 yani şeyden baktığımızda şöyle tam tersi bir çalışayım. Evet. Evet, burada da Türk lirası yani Eylül başından itibaren baktığımızda maalesef Türk lirası zaten bir süredir olumsuz ayrışıyormuş. %5,5. Bunu belki önümüzdeki dönemde kapatmaya doğru hareket edebilir. Bir araya gidelim aralarından buradayız. Geçirdiğimiz bu zor dönemde dolar endeksinin aşağı trendde olması bize çok yardım etti Işık Ök'te. Özgür Altursa 2018 yılına dair yani önümüzdeki seneye dair yorumunda vize krizi çözülürse enflasyon %7'lere önümüzdeki sene birinci çeyrekte düşebilir. Mevsimsel bir düşüş. Mevsimsellik düşüş, baz etkisi vesaire değil mi? Enflasyonda 400 baz puanlık düşüşe Merkez Bankası ancak 150 baz puan gibi temkinli bir rakamla cevap verecektir. 2018 yılından bahsediyoruz. Altını çizelim. Bu yıl böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bakalım Amerika nasıl kapandı? Melike'ye döneceğiz. Hızlı bir efendim toparlama rica edip Kanal İstanbul konusunda iki değerli konuğumun görüşünü dinleyeceğim. 22.870, 2.554 S&P 500 muhtemelen rekor. Amerika'dan yine geldi. Melike bakalım ne diyecek bizlere. Melike. Barış bugün hikayesi FED tutanaklarıydı. Tabii 3. çeyrek karlılıklarını da unutmayalım. Tabii FED tutanakları bize beklediğimizi verdi. Beklediğimiz neydi? Aslında bir güruhun FED içinde ayrıldığını zaten biliyorduk.
bunun tartışmasının yapıldığını gördük. Ve ikiye ayrılmış durumdalar. Tabii oranı tam bilmiyoruz ancak çünkü bir kısım Fed yetkilisi diye bahsediliyor. Finansal şartlara, koşullara bakmamız lazım ve faizlerin artması bunlara bağlıdır derken, diğerinin ise güveni yüksek. Bu 19-20 Eylül toplantısı itibariyle gelişen olaylar bize ekonominin yerinde olduğunu ve gelinen yerler enflasyon açısından, işsizlik açısından ekonominin ısınacağını da gösterebilir. O yüzden bir an önce faizleri artırmamız lazım diyenler var. Bazı yetkililer dediğim gibi finansal şartların ekonomik gelişmeyi desteklediğini söylerken, bir kısmı ise düşük enflasyon endişesinden, işte finansal şartlar riskleri de getirirden bahsetmiş. Bu pozitif fiyatlandı. Borsa tarafından yine rekorla kapatıyoruz Dow Jones'a baktığımızda. Bir bahane oldu adeta. Biraz durdurulan ivmenin yukarı çıktığını görüyoruz. Veriler açısından da açılan iş alanları, JOLTS ve mortgage başvuruları geldi. JOLTS'un 6 milyona gerilediğini görürken, 6 milyon 125'ten 170'lerden MBA mortgage başvuruları da -2 kadar düşüyor, o da geriliyor. Yarın ÜFE'yi işsizlik sigortası başvurularını bekliyoruz ve Cuma'da TÜFE rakamları, enflasyon rakamları bekleniyor. %2.3'lük bir beklenti var yıllık bazda. 1.9'dan %2.3'e çıkacakmış Bloomberg ekonomistlerin tahminlerine göre. Üçüncü çeyrek karlılıkları dediğim gibi devam etti. BlackRock'a baktığımızda 1.6 yukarı çıkıyoruz. Yatırım bankacılığıyla alakalı bu firmanın beklenenden çok daha üçüncü çeyrek karlılığı bilançoları sergilediğini gördük. Delta Airlines da aynı şekilde hava yolları açısından yine beklentilerin üstünde gelmiş. Micron teknolojisi, bu çip yapımcısı, teknoloji firması ise 1 milyar hisse dağıtacağını söylüyor. Hissenin de düştüğünü gözlemledik. Bir başka önemli hisse var. Hayırlı o da olsun. GE. Neredeyse son 4 yılın dibinde. Cuma'dan beri üst düzey yetkililerin ayrılacağına dair haberler geldikçe General Electric'teki düşüş artıyor. 4 günün en kötü gününü bugün yaşıyor. 22 aydır pardon, en kötü 4 günü yaşıyor. Bu da 4. gün. Yine düşüş, tökezleme var. Toparlamaya çalışırken tam yine düştüğünü gördük General Electric'in diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Az zamanımız kaldı. Çok hızlı hızlı geçelim Özgür abi. AB zirvesi konseyi 20 Ekim. 19-20 Ekim sanıyorum. Oradan bir risk var mı piyasa için? Risk var. Yani ölümcül bir risk. Hani atıyorum Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye üyelik müzakerelerinin donması riski çok düşük bir ihtimal. Ama böyle bir daha da sınırlandırılan bir Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkisi formatına geçişle ilgili Avrupa Konseyi'nden bir karar çıkarsa yani dünyanın sonu olmaz. Zaten biliyoruz Avrupa Birliği Türkiye müzakerelerinin çok da öyle hızlı gidemediğini. Ama daha da yavaşlayan bir süreç olduğu için ufak bir negatifi de beraberinde getirebiliyor, ama o kadar. Peki Kanal İstanbul konusunda bu yıl sonu önümüzdeki yıl başında bir harekete geçme, temel atma olayının gerçekleşeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı bu arada Türkiye'de yakın çalışmaya devam edeceğiz diyor. Amerikan Savunma Bakanı Pentagon tarafı. Evet, asker operasyonları etkilenmedi şeklinde değerlendirmeleri var. Yani Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı da söyledi, benim hayalim dedi bu projeye. Ama yasal düzenlemenin de galiba ilk ayağı yapıldı ama ufak bir şeyler daha yapılması gerekiyor bununla ilgili. Projenin finansman maliyetinin de biz daha önceki şeylerde 20 milyar doların üzerinde olacağını görüyor idik. Şimdi böyle bir kaynak var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Hele askeri harcamanın bu kadar arttığı, vergi düzenlemenin olduğu yüzden finansal imkanlardan dolayı bence biraz daha uzun döneme bırakılacak bir proje olacak gibi sanki. Hani atıyorum temel atması olur da yapışı bitişi daha uzun süre zaman alabilir. Soran izleyicilerimiz vardı o nedenle. Kanal İstanbul sorusunu ben Işık Ökte'ye de sorsam. Bu akşam Sayın Başbakanımız MÜSİAD yemeğinde aynı şeyi söyledi. 2018, yani bu Özgür'ün verdiği rakam bugünkü benim bazı okuduğum rakamlara göre düşük kalıyor. Yani 50 milyar dolarlık bir kanal. Tabii 20 milyar dolardan başlamak üzere. O yani. Evet. Büyük para değil mi? Çok büyük. Yani öyle bir paramız olmadığı için yani büyük bir ihtimalle Özgür'ün dediği gibi hani bir belirli bir faz başlanacak, işte proje başlandı denecek. Yani şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan istihdam, yani istihdam yaratacak bir proje olarak hayata geçirilecek diye düşünüyorum ben. Yani bu tabii
daha önemli proje 2018 senesi için yani İstanbul Havalimanı'nın. Üçüncü havalimanı. 2018 yılı itibariyle evet. Sanırım 29 Ekim gibi böyle bir ilk uçağın... İlk 26 Şubat'tı niyet ama yetişmiyor gibi gözüküyor. Öyle bir niyet var. Cari açık konusunda Özgür Altuğ, onu da konuşalım. Beklentiden demiş, bir tık daha söyle. Şey demiş de hani ya maddeler sıralıyorsunuz ama... Yani hakikaten gündem o kadar yoğun ki vize krizi. Çok da önemli bir konu olduğu için ona daha fazla vakit ayırdık ama elbette konuşalım. Çok değerli İki cümle söyleyeyim. Estağfurullah iki cümle söyleyeyim. Beklenenden bir tık iyi geldi. Ben bir iki yatırımcıda da bunu gördüm esasında. Ya cari açık durdu bozulması hatta iyileşmeye başladı. Bundan sonra artık iyileşme mi olacak? Maalesef olmayacak. Bir grafiği de var. Evet, onu söyleyeyim. Bu Ağustos rakamı biraz biz ona distorted deriz. Biraz bozuk bir rakam. Çünkü geçen sene Temmuz-Ağustos çok bozuktu. Yani darbe girişimi üstü, olağanüstü hal sonrası ekonominin çok dalgalandığı bir dönemdi. O yüzden azalmış gibi gözüktü. Ama kötü haberi vermek istemem. Bu dünyanın sonu olan bir bozulma da değil ama Eylül ayıyla beraber hızlıca sayılabilecek bir bozulmayı da göreceğiz cari açık rakamlarında. Peki bunda konu Katalonya referandumu. Renk atar. Renk atar deyip gezer. Yani şu anda... Bugün Rahoyan açıklamaları tabii. Bir miktar olumsuz etkiledi işte. Diyaloğu reddediyor. Sen gerçekten bağımsızlık ilan ettin mi etmedin mi? Ey Katalonya diyor soruyormuş vesaire. Yoksa ben alacağım özelliğini elinden diye tehdit ediyor. Hayır yani orada bir şey olmadığı belli zaten. Yani euro dolar 1.1870 işlem görürken piyasa zaten bir şey olmadığını söylüyor. Yani onun için burada burada Rahoy ya da Katalonya'dan değil piyasanın... Ne dediğine bakmak. Efendim özellikle faiz cephesi konusunda. Ya borsa tanto ne güzel biz seviniyoruz ama yok faizlerimiz çok yüksek. Burada yani buradaki zaten uzun zamandır anlatmaya çalışıyoruz. Faizde rahatsızlık var ve daha da olacak ve devam edecek. Özellikle mevduat ve kredi faizlerindeki rahatsızlık 2018 senesine taşınacak. Enflasyon görünümünde Özgür'ün anlattığı iyileşme başlayana kadar bu rahatsızlık devam edecek. Özellikle işte bu önemli yerlere gelmişti 10 yıllık gösterge tabirimiz. 11.50-11.65 arası kritik yerler. Orada şimdi bir alıcı buldu. Neden? İşte bizim bir taraftan yani ABD krizimizin derinleşmeyeceği bir yumuşama olacağı aynı zamanda da tabii ki Amerikan tahvil faizleri de aşağı geldi. Dolar TL oynaklık oranlarının da aşağı gelmesi orada çok etkili oldu. Ama faiz tarafında ben kesinlikle yakın vadede iyileşme beklemiyorum. Bu kredi sınırlamıyor mu yani? Risk daha açık yurt dışında. Tabii ki gelişen ülkelere ilgi var. Bizim borsamız da gidecek ama faiz çok yüksek. Yani bu peki ya bu iki de nasıl bir arada aynısı olacak ya? Yani hem ilgi var gelişen ülkelere hem borsa ama faiz de önünde sanki engel değil mi? İşte yani faiz engel çünkü senin senin borsan yani emtia hisseleri üzerine kurulu bir borsa değil. Senin borsan bankacılık. Şimdi bankacılık endeksi zaten 6 ayda %20 negatif ayrışmış. Yani Barış zaten hani rakamlar ortada olduğundan konuşmaya gerek yok. Yani bunları hani herkesin bildiği rakamları ortaya koyarak bir yere varmıyoruz. Onun için zaten senin en kötü olduğun şey, en kötü gol yediğin şey faiz olduğu için senin bankacılık endeksinin de durumu ortada. Ya bu piyasayı Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli, Kardemir, işte Petkim bunlar götürdü buralara getirdi. Onun için senin sorduğun soru tabii ki dünyanın en önemli sorusudur. Faizde bir iyileşme olsa bankalar sanayiye karşı, hizmete karşı, hava yollarına kopacak ama iyileşme değil daha da kötüleşme oluyor. Peki Özgür Altuğ son 1-2 dakikamız ama faiz için sen ne diyorsun? Yani 12.5'lara falan geldik 2 yıllık göstergede bu hafta içerisinde Allah'tan sonra biraz... Yavaş yavaş aşağı geliyor. Benim Işık'ın söylediklerini ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Sadece borsaya nazaran hani bono piyasasında hacim tarafında bilhassa kısa tarafta hatta o getirerisin orta tarafına doğru pek de hacim bulamadığımızı gözlemliyoruz. Özellikle yabancı yatırımcı tarafında orada işlem yapmak çok cazip değil. Çünkü hacimsiz olarak çok absürt fiyatlamalar olabiliyor. Biraz hacim yok. 10 yıllık tahvilde daha fazla yabancının da ağırlıklı olduğu yerde fazla hacim dönüyor. Hı hı. Oradaki fiyatlamayı da görüyorsunuz. Yani kötü senaryoda bir anda böyle 70 bas puan kötüleşiyor. Geri gelirken 40 gelebiliyor, 60 gelebiliyor vesaire. Ama bir gerçeğin altını çizmek lazım.
Kur nispeten kriz öncesi seviyeye çok yakın bir yere geldi. Borsa neredeyse kriz öncesine geldi ama bono tahvil piyasasında bir miktar tortu kaldı bilhassa kısa tarafta. Borsayı konuştuk, soran izleyicilerimiz için yani o bölümü galiba kaçırdılar. Yorumları yaptık. Yarın olumlu bir açılış bekliyor. Ben bir cümle ekleyeceğim bana vakit ayırırsanız sonra. Bitti program. Ha bitti mi? Çok kısa istersen söyle. Bir şey söyleyeyim. Abi. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu çıktı. Daha önce yayında konuştunuz bilmiyorum ama genel beklenti esasında bu seneye nazaran seneye dünya büyümesinin biraz daha hızlı olacağı, Avrupa'nın biraz daha yavaşlayıp Amerika'nın hızlanacağı yönünde. Eğer bu beklenti doğruysa FED seneye de 3'te çıkar karşımıza. Peki. Allah korusun 4 olmasın. Evet olmasın. Bizim fiyatlamalara çok koyarım. Peki çok teşekkürler. Ben, bak biz uzatmak istiyoruz sen kapatıyorsun. Bak sen kapat. Konuşturmadın. Konuşturmadın Barış Eser. Sayın Eser. Özgür Altan'a da çok teşekkür ediyoruz. Renk katar. Yarın ne konuşacağız efendim? Hemen hızlıca bakalım. Dalal Sayın Başkanı Kaplan. Euro bölgesi sanayi üretimi. Türkiye işte her perşembe olduğu gibi tahvil ve hisseye yabancı giriş çıkışı. Eylül ayı üfe verisi. Efendim. Tabii önümüzdeki hafta bence bu haftayı gösteren yabancı giriş çıkışı verisini ben çok merak ediyorum. Bu vize krizinin olduğu hafta yabancılar ne yapmış onu öğreneceğiz. Daha ama önümüzdeki hafta Amerika'nın haftalık işsizlik maaşı başvuruları Fed üyelerinden Powell, olası Fed başkanlarından kendisi, G20 ekonomi bakanları toplantısı ve Amerika'da bilanço sezonu Citigroup, JP Morgan önemli bankalarla yatırım bankalarıyla başlıyor. Bizden bu gecelik bu kadar. Yarın akşam 22'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.